Evet arkadaşlar, 21. güne hoş geldiniz. 21 günde ne olur? 21 günde ne olur biliyor musunuz? Bir tavuk yumurtladığı yumurtanın üstüne 21 gün boyunca yatarsa o yumurtanın içinden civciv çıkıyor arkadaşlar. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Yani 21 günde bir yumurtadan bir civciv oluşuyor. Biz daha fazlasını yaptığımızı düşünüyorum. Önce bugün ne işleyeceğiz 21. günümüzde? Türkiye'de sanayi edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de sanayi demeden önce gene ödev kontrolleri arkadaşlar, açın kitapları, ödevler kontrol ediliyor. Ne yapacaktık? 55. testi çözecektik. Dünkü ödevimiz buydu. Yani 1'den 55'e kadar olan bütün testler çözülmüş olsun. Çözmediyseniz hadi gidin çözün. Sonra bu videoyu izleyin. Yeni gelen arkadaşlarımıza gene anlatıyoruz. Anlatmaya doyamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir kitapçığımız var. Bizim kamp kitapçığımız sevgili arkadaşlar. Bu kamp kitapçığından 24 günde coğrafya kamp kitabından yani ne yapıyoruz? Defterinden nasıl demek istiyorsan. Gördüğün gibi gördüğün ekrandaki bütün şeyler elinde var. Burada boşluklar olarak bıraktım ki sen de doldur. Sen de bu işin içine gir. Sen de bu işi yap. Elin alışsın. Yazarak öğren. Görerek öğren diye. Yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Sonra ödev veriyoruz. Ödevlerimizi çözüyoruz. Ve ondan sonra Gudurganca sınavımızı kazanıyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Evet, Türkiye'de sanayi yani Türkiye'de endüstri faaliyetleri arkadaşlar. Bunlarla ilgili size soracağı sorular üzerinden yani sorulara göre sınav müfredatına göre diyelim. Burada size anlatacağım şimdi bunları arkadaşlar. Bakın neler soracak size. Siz de nasıl cevaplayacaksınız bu yalan dünyada. Şimdi bakın. Şimdi Türkiye'de sanayi nedir sanayi, endüstri? Her türlü ham maddeyi, yarın tarımsal olur bu, hayvansal olur, madensel olur, toprağa dayalı, taşa dayalı, ormana dayalı her türlü ham maddeyi işleyerek mamul haline getirme işlemine arkadaşlar sanayi denir. Yani endüstri denir sevgili arkadaşlar. Özür dilerim. Hemen şu telefonu kıstık. Şimdi öncelikle aşağıdaki harita üzerinde sanayinin geliştiği kentleri bularak üzerlerine yazalım isterseniz önce. Şimdi Türkiye'de sanayinin en geliştiği tabii ki kent İstanbul seni terk etmiş. Yani şurası arkadaşlar sanayinin geliştiği en önemli şehirlerden bir tanesi. Ondan sonra burada İzmir var arkadaşlar sanayileşen kentlerden bir tanesi. Sonra burada Ankara var arkadaşlar. Sonra burada baktığımız zaman şurada ne var? İzmit arkadaşlar var. İzmit. Sonra şurada Bursa. Bursa'nın ufak tefek taşları değil, koca koca sanayileri var arkadaşlar. Ondan sonra şurada ne var? Adapazarı arkadaşlar. Sakarya Adapazarı. Şurada ne var? Ereğli var arkadaşlar. Ereğli. Pardon. Ereğli diyorum ya. Zonguldak var. Zangıldak. Şurası arkadaşlar. Sonra şurada ne var? Karabük var arkadaşlar. Şurası Samsun. O güzel şehir Samsun sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ya aslında şöyle de gidebiliriz. Karadeniz'de Samsun, Karabük arkadaşlar ve Zonguldak en önemli sanayileşen şehirlerdendir diyebiliriz. Marmara'da İstanbul seni terk etmiş. İzmit'e hapsetmiş. İzmit, Bursa ve Adapazarı diyebiliriz. Ege bölgesinde İzmir arkadaşlar, Manisa ve Ogucuman memleket, Ogu büyük memleket, Denizli arkadaşlar en çok sanayileşen 3 şehir. Akdeniz bölgesinin en sanayileşmiş şehirleri arkadaşlar Mersin, tokadımı yersin, Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Bir de şurada ne var? Hatay arkadaşlar, İskenderun özellikle. Sonra bir de şurada ne var? Kahramanmaraş var arkadaşlar. Güneydoğu'da en çok sanayileşen şehir tabii ki Gaziantep arkadaşlar. Doğu Anadolu'nun en efendim Paris'i, Doğu'nun Paris dedikleri Malatya bulunmaz eşi var arkadaşlar. İç Anadolu'da da öncelikli olarak Ankara var. Sonra sanayileşen şehirlerden birisi Konya. Hemen yanında silah sanayisi, makine kimya, Kırıkkale arkadaşlar. Hemen sol tarafında da Ankara'nın Eskişehir. İşte bu şehirler Türkiye'de sanayileşmenin en fazla olduğu şehirler olarak sorabilir. Ya da sana hangilerinde iç ticaretin en canlı olduğu şehirler diye sorabilir. Ya da sana sınavda hangi şehirler daha fazla göç alır diye sorduğunda hemen bu şehirleri gözlerin arasın. Gözlerin o güzel gözlerin hemen ne yapsın? Bunları arasın. Tamam.
Şimdi bir de şöyle sorular oluyor. Türkiye'de sanayinin gelişmesi için gerekli koşullar nelerdir arkadaşlar? Birincisi sermaye. Türkiye sermaye arkadaşlar sermayesi az. Yani yetersiz diyeceksiniz. Türkiye'de sanayileşmenin önündeki en büyük angle yani engel nedir derlerse sermaye. Yani power is the money, money is the power. Yani para güç, güç de para demek yani. O yüzden biz ne bekliyoruz sürekli? Yabancı yatırımcı bekliyoruz. Yatırımcı bekliyoruz. Gel diyoruz, gelmiyor. Para ver diyoruz. İşte o zaman diyoruz biz yapalım diyoruz gibi şeyler. Türkiye'de bir de şöyle sorular soracak arkadaşlar. Sanayinin en fazla Marmara bölgesinde gelişmesinin en önemli sebebi nedir dediğinde sermayedarın yani özel teşebbüs sermayedarın en fazla Marmara'da olması din zaten öncelik. Türkiye'de sanayinin en az Doğu Anadolu'da gelişmesinin sebebi nedir dediğinde de sermayedarın Doğu Anadolu'da az olması değil. Türkiye'de sanayi niye gelişmemiş? En büyük angle yani problem nedir derlerse sanayi sermaye yetersizliği değil arkadaşlar. Ham madde Türkiye'deki sanayileşmenin önünde ham madde arkadaşlar sorun değil sevgili arkadaşlar. Böyle bir sorunumuz yok diyeceksiniz. Size sınavda Marmara bölgesi arkadaşlar gelişmesinde ne etkilidir deyince sakın ham madde bol demeyin. Marmara'da gelişmenin en önemli sebebi arkadaşlar birincisi sermayenin arkadaşlar sermayelerin Marmara'da çok olması. Bir de ulaşım durumunun iyi olması, kozmopolitik, stratejik bir konumda olması özellikle İstanbul. Peki Doğu Anadolu bölgesi neden az gelişmiş dediğinde de asla soruların cevabını ham madde azlığı demeyin. Doğu Anadolu bölgesinde ham madde yeterliliği fazladır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne demiştik? Türkiye'de ve işte dünyada da böyledir. Bazı ne vardır işte? Sanayi kuruluşları nasıldır? Ham maddeye nasıl kurulur? Yakın olarak kurulur arkadaşlar. Çoğu zaten yakın kurulur. Bunların kimisi yani en önemli sebebi ham maddeye ulaşım maliyetlerini azaltmaktır. Kimisi çok maliyetlidir. Kimisi de topraktan çıktıktan sonra hemen işlenmesi gerekir. İşte şeker pancarı gibi, işte efendim çay fabrikaları gibi. O yüzden onlar o kadar çoklar ki ben olmayanlarını ayırıverdim size arkadaşlar. Sınavda soracak diyecek ki aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinin kuruluşu yerinin belirlenmesinde ham madde yakınlık etkili olduğu söylenemez ya da olmamıştır diye sorarlarsa Samsun'da arkadaşlar bakır fabrikasının kurulma sebebi ham madde yakınlık değildi. Neydi? Ulaşım pazarlama kolaylığı yani limandı. Sonra sevgili arkadaşlar Karabük ve Zonguldak, Ereğli ve Karabük'te demir çelik sanayisinin kurulmasının sebebi ham madde değildi. Orada demir olduğundan değil, taş kömür olduğundandı. Yani onların kurulma sebebi enerji kaynağına yakındı. Sonra İskenderun arkadaşlar demir çelik fabrikasının kurulma sebebi orada demir olması değil, liman olmasıydı. Yani ulaşım ve pazarlamaydı. Sonra İzmit, İpraş ya da satılınca adı oldu Tüpraş dedik. İzmir Ali Ağa, Mersin Ataş, Kırıkkale Orta Anadolu yani Batman petrol rafinerisinin dışındaki tüm petrol rafineleri ya da petrokimya sanayisi neden kurulmuş diye sorarlarsa ham madde yakınlık değil, ulaşım pazarlama kolaylığı diyeceksiniz. İstanbul, Kayseri, Konya, Ankara'daki pamuklu dokuma fabrikaları. Neden? Çünkü İstanbul'da pamuk üretilir mi? Üretilmez. Kayseri'de, Konya'da, Ankara'da pamuk üretiliyor mu? Üretilmiyor. Ama oraya pamuklu dokuma sanayisi kurmuşlar. Buradan ne anladın sen diye sorarsa sınavda, ha demek ki bu şehirlerdeki pamuklu dokuma sanayisinin kuruluş amacı ya da kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddeye yakınlık etkili olduğu söylenemez. Peki ne etkili oldu hocam? Bunlar büyük şehirler, ulaşım, pazarlama kolaylığı etkili oldu. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz buradan. Sonra Samsun arkadaşlar, Samsun, İzmit, Bursa, İzmir, Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, İskenderun. Ben sana bunu anlatmıştım. Burada ne vardı? Gübre fabrikaları vardı. Bu gübre fabrikaları buralara niye kurulmuştu? Hem liman vardı çoğunda ulaşım. Hem de tarım alanları vardı pazarlama. Yani ulaşım pazarlama. Hatta şey demiştim. Fosfatta anlatmıştım ben size bunu. Dedim ki Mardin'de ve Diyarbakır'daki gübre fabrikalarının dışındaki tüm fabrikaları kuruluş amacının belirlenmesinde ham madde yakınlık etkili olmamıştır. Peki ne etkili olmuştur diye sorarlarsa
ulaşım pazarlama kolaylığı demiştim. Yani bu kuruluşların dışındakilerin çoğu bundan sonra ne olmuştur? Ham madde, hepsi demedim çünkü bazı şeyler de var. Çoğu ne olmuş? Ham madde yakınlıktan dolayı kurulmuş. Şimdi enerji, sanayinin, sanayileşmenin, endüstrileşmenin en önemli olaylarından bir tanesi de enerji. Türkiye'de enerji sorunu var mı? Evet, enerji sorunu var diyeceksiniz arkadaşlar. Nedir sorunumuz? Yeterli enerji üretim tesislerimizin olmaması. Bir de arkadaşlar enerji kaynaklarında baktığımız zaman dışa bağımlıyız arkadaşlar. Bu da bir ülkenin sanayileşmesine önemli bir sorun. Hem enerji üretimimiz hem de enerjide dışa bağımlılığımız enerji fiyatlarının çok yüksek olmasına, bu da endüstrileşmenin, sanayileşmenin önünde büyük bir engel olmasına sebep oluyor. Yani enerji kaynakları potansiyelimiz yüksek ama enerji üretimimiz düşük ya da kendi öz kaynaklarımıza bağlı enerji üretim tesisleri düşük. Genelde doğalgaz ve petrole dayalı bir enerji üretim sistemleri var. Bu da genelde dışa bağımlı. O yüzden dış ticaret açığımızı artırıyor. Yalnız şöyle bir şey var. Marmara bölgesinin gelişmesinde arkadaşlar ne etkendir deyince sakın ha Marmara bölgesinin enerji kaynaklarına, enerji üretim tesislerine, enerji santrallerine yakınlık falan demeyin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü enerji yani böyle elektriktir, termik santraldir, barajdır. Bu tesislere yakın olmak zorunda değil. Bunlar biliyorsunuz taşınabilir. Eğer öyle olmuş olsaydı Keba'nın etrafı sanayiden geçilmezdi. Atatürk Barajı'nın etrafı bugün Türkiye'de en çok sanayinin geliştiği yer derdi. O yüzden Marmara'nın sanayileşmesinde ya da İstanbul'un sanayileşmesi, İzmir'in, İstanbul'un İzmit'in neyse işte Ankara'nın sanayileşmesinde ne daha az etkilidir dersen enerji üretim tesislerine yakınlık daha az etkili bir sebeptir. Peki Doğu Anadolu bölgesi neden az gelişmiş diye sorarsan, enerji kaynaklarının yetersizliği derse hayır Doğu Anadolu'nun böyle bir sorunu yok. Marmara'nın gelişmesinde de enerji üretim tesislerine yakınlık diye bir şey durumu yok. Ama ülke genelinde enerji sanayileşmemizin önünde büyük bir engeldir. Enerji üretim kaynaklarımız var ama biz petrol ve doğalgaza dayalı bir enerji üretimi yaptığımız için dışa bağımlıyız. Bu da yüksek maliyetler sermayelerin belini büküyor. Yani sen şurada evde bile bir lamba yakıyorsun, belin bükülüyor. Öyle kalıyor ay sonunda. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de enerji kaynağına yakınlık olmasına bağlı kurulan sanayi kuruluşları hangisidir diye sana sınavda sorarsa ne diyeceksin? Diyeceksin ki Zonguldak'taki ve Karabük'teki demir çelik fabrikalarının kuruluş sebebi enerji kaynağına yakınlıktır. Yani taş kömürüne yakınlıktır. Türkiye'de arkadaşlar lignit ile çalışan bütün termik santraller hem enerji kaynağına yakınlıktır aynı zamanda ham madde yakınlıktır. Çünkü lignit termik santralin hem ham maddesidir hem de enerji kaynağıdır. Denizli Sarayköy, Aydın Germencik'teki o jeotermal tesisler sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi nedir? Hem ham maddedir bu hem enerji kaynağına yakınlıktır. Başka güneş enerjisi tesisleri arkadaşlar. Ya da ne diyebiliriz yazmış mıyım orada bilmiyorum. Hidroelektrik arkadaşlar. Yani o baraj ile o akarsuyun üzerine kurulacak. Yani onu taşınmaz, dökme suyla değirmen dönmez demiş atalar. Bunlar ham madde artı enerji kaynağına yakınlıktır. İzmir Alaçatı, Çanakkale, Gelibolu'daki vesaire işte rüzgar enerjisiyle çalışan tesisler hem ham madde hem enerji kaynağı. O yüzden size sınavda aşağıda verilen tesislerden hangisi hem ham madde hem de enerji kaynağına yakınlıktır diye kurulduysa o zaman gözleriniz santralleri arasın, termik santralleri arasın, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik arasın, baraj arasın, tamam mı? Sonra Kırklareli'deki ne vardı? Bir taneydi o, Hamitabat termik santrali vardı. O sadece doğalgaz çıkartıldığı için oraya kurulmuştu. O da ham madde artı enerji kaynağına yakınlık. Zonguldak Çatal Ağzı'nda ne çıkarılıyor? Taş kömürü çıkarılıyor. Taş kömürle çalışan termik santral kurduysam bu onun hem neyi oluyor? Ham maddesi oluyor. Hem de neyi oluyor? Enerji kaynağına yakınlık oluyor. Değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Sanayileşmede iş gücü arkadaşlar. Şimdi iş gücü Türkiye'de problem mi? Türkiye'nin iş gücü sorunu yok diyeceksin. Ama Türkiye mesela
Marmara bölgesinin sanayileşmesinde iş gücünün fazlalığı demeyeceksin. Doğu Anadolu az gelişmiştir. Neden derse iş gücü yetersiz demeyeceksin. Ama şöyle diyeceksin. Türkiye'nin genel anlamda bir sorunu var arkadaşlar. Kalifiye eleman yetersizliğimiz var diyeceksin. Türkiye'nin sanayileşmesinde kalifiye eleman azlığı büyük bir sorun diyeceksin. Marmara bölgesi neden gelişmiştir deyince bir sermayedarın burada fazla olması, iki ulaşım pazarlama olanaklarının iyi olması, bir de üç şunu ekleyebilirsin üçüncü olarak kalifiye elemanın fazla olması. Doğu Anadolu'nun sanayileşmemesinin sebebi nedir dediğinde onun en büyük sorunu sermayenin yetersiz olması, ulaşım pazarlama koşullarının yetersiz olması, bir de kalifiye elemanın yetersiz olması. Ama işçinin yetersiz olması değil. Türkiye içinde, Marmara içinde, Doğu Anadolu içinde işçi sorunu yok. Memleketin kalifiye elemanı, işten anlayan adamı eksik. Anladınız mı arkadaşlar? Ulaşım. Türkiye'de ulaşım arkadaşlar yetersiz. Sanayileşmenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de bu. Biraz önce söyledim. O yüzden bir ülkede ulaşımı geliştirirseniz, ticareti geliştirirsiniz. Ticareti ya da ulaşımı geliştirirseniz, sanayiyi geliştirirsiniz. Sanayiyi geliştirirseniz, üretim yaptığınız için ticareti de geliştirirsiniz. Türkiye'de Marmara'nın biraz önce söylediğim gelişmesinde bir sermayenin bol olması, en iyi ulaşım olanaklarının Marmara'da olması dedim ve de kalifiye elemanın orada olması. Doğu Anadolu'nun az gelişmesinde bir arkadaşlar sermayelerin yetersiz olması, dağlık olduğundan ulaşım koşullarının çok yetersiz olması, kalifiye elemanın yetersiz olması. O yüzden dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Biraz önceki şehirleri yazdığımız şehirlere baktığınızda genellikle yüzey şekilleri sade olan, genellikle ulaşım olanakları iyi olan, ulaşımın geliştiği yerlerde ticaret gelişmiş. Ticaretin geliştiği yerlerde de sanayi gelişmiş gördüğünüz gibi. Pazarlama arkadaşlar, pazar bulma her ekonomide, endüstride büyük bir sorundur. Biz Avrupa'nın pazarı olmaktan kurtulamıyoruz. O yüzden de Avrupa'nın işte o gümrük birliği olsun, gümrük anlaşmaları olsun, aynı Osmanlı'daki gibi onların mallarının bizim ülkemize kolaylıkla gelmesi, gümrüksüz gelmesi ve sürekli işte bizim ülkemizin sanayileşmesini ne yapıyor? Engelliyor. Çünkü sen devamlı hazır aldıkça parayı veriyorsun, satıyorsun, savuyorsun, parayı veriyorsun. Bir anda bakmışsın hazıra daha dayanmadığını göreceksin. Kendi sanayini de kuramıyorsun. Devamlı Avrupa'dan almak istiyorsun. Avrupa tabii ki senin olmanı ne yapmak istemez. Sonra da adama diyorsun ki gel benim ülkemde işletme yap, sanayi yap, bana para ver. Bunlar arkadaşlar sanayileşmenin önünde büyük bir sorundur. Bir de pazarlama tanıtımda yani bizim ülkemizde sanayileşmenin önünde büyük bir sorundur. Şimdi arkadaşlar yani bu ikisi beraber ulaşım ve pazarlama bakımından. Şimdi hangi sanayi kuruluşları Türkiye'de ulaşım pazarlama kolaylığından dolayı kurulmuştur diye sorarsa bakın hep tekrar ediyoruz aynı şeyleri. Samsun Bakır Fabrikası liman olduğu için ulaşım pazarlama. Ondan sonracığıma İskenderun demir çelik fabrikaları liman olduğu için ulaşım pazarlama. İzmit, İzmir, Mersin, Kırıkkale'de bulunan petrol rafineleri arkadaşlar petrol rafineleri neyi? Ulaşım pazarlama kolaylığı. Marmara Ege bölgesinde bulunan ahır, besi ya da kümes hayvancılığının bir yerde gelişmesinde ne etkiliydi? Sanayileşme, sanayi olması nüfusu getiriyordu. Nüfus olması onlara yakınlık, ulaşım pazarlama kolaylığı oluyordu. Samsun, İzmit, Bursa, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, İskenderun buralarda da ne dedim biraz önce de? Gübre fabrikalarının bulunması ulaşım pazarlama kolaylığından kaynaklıdır. Bunlar genelde sorulur. Bir de şeyi de ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu 4 araya da hadi 4.5 atalım. Mesela Ankara'da arkadaşlar mobilyacılığın gelişmesi mobilyacılık da nedir? Ulaşım pazarlama kolaylığındandır diye buraya tekrar ekleyelim sevgili arkadaşlar. Bir de bir şey daha söyleyeceğim burada. Şimdi ne olursa olsun tamam mı arkadaşlar? Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun sevgili arkadaşım. O ayrı hocam tamam. Ne diyeceksin? Tamam şunu diyeceğim bak. Nerede olursa olsun tamam mı? Bir, şunları duyar duymaz ulaşım pazarlama kolaylığı de. Mesela beyaz eşya sanayisi. Beyaz eşya. Nerede olursa olsun Manisa'da tamam. İstanbul, İzmit'te. Otomotiv. Evet. Uçak sanayisi. Eskişehir ve Ankara'daki. Gemi sanayisi, tersane.
arkadaşlar. İlaç sanayisi, kozmetik, sonracıma konfeksiyon, elektronik gibi fabrikaları nerede görürsen gör, hemen yani hocam işte Ankara'da uçak demiş. Ne? Ya uçak demiş mi? Uçak. Duydun mu uçak? Gemi demiş mi? Nerede olduğu önemli değil. Kozmetik, ilaç sanayisi, deri giyim, konfeksiyon, hazır giyim, otomotiv sanayisi, elektronik sanayi, beyaz eşya sanayisi gibi şeyleri duyarsan bunlar kesinlikle nedir? Ulaşım, pazarlama olanaklarının kolay olmasındandır diyeceksin ve bununla ilgili tüm soruları da böylece çözmüş olacaksın, haberin olsun. Bu kadar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, 21. günü de bitirdik. Türkiye'de sanayi dedik. Sanayiyi anlattık. Hangi sorular çıkar konuştuk. Ve şimdi gelelim ödevimize. Soru bankamızdan 56. testi çözüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sayfa 123-124'teki 56. sayfa tez çözüle. Sonra da 22. güne, yarına hazır olarak beni bekleye. O zaman öyle öyle beğendiyseniz tıklayın, yorum yazın, bir şeyler yapın. Sevginizi gizlemeyin, içinizde kalmasın. Görüşürüz o zaman. Bay bay hepiniz.